Merhaba arkadaşlar, 7'den 77'ye matematik yayınımızın ilk konusu temel kavramlardı. Temel kavramların son sorusunu çözeceğim şimdi. 2m artı n ile m eksini aralarında asal sayılardır. Aralarında asallık neydi? Ortak çarpanları birden başka olmuyordu. 2m artı n bölü m eksini 51 bölü 12 olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar, 2m artı n bölü m eksine eşittir 51 bölü 12 diyor ya, 51 ile 12 aralarında asal mı? Çünkü aralarında asal olan bu iki ifadenin karşısındaki sayıları da aralarında asal yapmalısınız. O zaman 51 ile 12'nin sadeleşebileceği bir sayı bulalım. 51'i 3'e bölebilirim. 3'e böl. Ne yapar? 17. 12'yi 3'e böl, 4. 17 ile 4'ü sadeleştirebilir misin? Hayır. Öyleyse 2m artı n bölü m eksini aralarında asal, karşılarındaki sayılar da aralarında asal oldu. 17 ile 4. Buradan sonraki hamlem şu. Bakın, bu kadar basit. Bu pay kısmını buradaki pay kısmına eşitliyorsun. Buradaki paydayı buradaki paydaya eşitliyorsun. Yani şöyle bir şey oluyor. 2m artı n eşittir 17. M eksi n eşittir 4. Bunları taraf tarafa toplarsan bu artı n eksi n'yi ne yapar? Götürür. Oy oy oy. 2m m daha 3m, 17 4 daha 21. Her iki tarafı 3'e bölersen m ne gelir? 7 gelir arkadaşlar. M'yi değil de n'yi sorsaydı tutar bu m'yi yerine yazar, n'yi bulurdunuz diyorum. Ve bir sonraki konumuz da görüşmek üzere demeden önce size bir şeyleri daha hatırlatarak tahtayı siliyorum ve videoma devam ediyorum. Çok kısa, hani ilk videomda demiştim ya, mutlaka bu konuyla, temel kavramlarla ilgili bilinmesi gereken formüller var mı? Formüller varsa nelerdir? Ben söyleyeceğim tekrar. Videoların arasında anlatmıştım. Birincisi terim sayısı. Ardışık sayılarda terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bir de ne vardı? Sonraki neydi? Sonraki formül ortadaki sayıydı. Ortadaki sayıyı nasıl buluyordun? Bu neydi? Son terim artı ilk terim bölü 2. Doğru mu? Evet. Peki bunların çarpımı neye eşitti? Bunların çarpımı, söyle onu, terimlerin toplamıydı değil mi? Terimlerin toplamı. Peki başka ne formülümüz vardı? Mutlaka bunu bileceğiz. Bak, unutmayacağız. Arkadaşlar, ardışık doğal sayılar birden başlayıp n'e kadar giderse neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2. Eğer 2'den başlayıp 2'ye ne kadar gidiyorsa, çiftse bunlar, n çarpı n artı 1. Eğer bunlar tek sayıysa 1, 3, 5, nokta nokta 2n eksi 1 neydi formülümüz? N kare. Bu formüller bu konuda mutlaka bilinmeli. Bunlarla ilgili artık not tutarsınız, testlerin kenarına yazarsınız. Zamanla aklınızda yer eder diyorum. Bilin mutlaka diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.